Muhammed Ali, efendim selamun aleyküm. Emredar layıkasının külliyattan sayılmamasının sebebi nedir? Çok basit. Yani Emredar layıkasında istifade ettiğimiz, üstadımızın imzasını taşıyan, başkalarının imzasını taşıyan çok mühim mektuplar var. Hepsinden tek tek istifade ediyoruz. Ama mecmua olarak bir kitap Bediüzzaman'ın telifinden, tertibinden ve tasihinden geçmemişse o kitap Risale-i Nur değildir. İstifade edilmez mi? Edilir. Ediyoruz. Ama telifi Bediüzzaman'a ait. Mektuplar Bediüzzaman'a ait. Hepsi değil ama hepsi Bediüzzaman'a ait yazılanlar. Tertibi o da Risale-i Nur'dur. Buna dikkat etmek lazım. Nasıl ki onu teşbih vermeyelim, dünkü gibi yine yanlış anlayacaklar. Risale-i Nur'un tertibi de Risale-i Nur'dur. Çok sonra yazdığı bir eseri, ta önceden yazdığı bir eserini oraya koyun diyor. Mesela birinci söz en ilk yazılan söz değildir. Veya 10. söz 9. sözden sonra değildir. Ben öyle şey olarak konuşuyorum. Yani böyle sırayla yazılmış değil Risale-i Nur. Çok sonra yazılan bir eser en önde, en başta bir numara alabilmiş. Bunu Tayfun kardeşimiz çok iyi bilir. Onun için Risale-i Nur'un tertibi de Risale-i Nur'dur. Emirdağ layıkasında tertip üstada ait değil. Üstadın vefatından sonra bir araya getirilmiş bir eserdir. İstifademiz oluyor. Ama onun üzerine Risale-i Nur külliyatından yazmamak lazım. Çünkü Risale-i Nur külliyatından değildir. Risale-i Nur külliyatından olan eser tertibi de üstada aittir ve tasihi de üstattan geçmiş olması lazım. 3 tane te, herkesin aklında kalsın. Telif, tertip, tasih. Bunların üçü Bediüzzaman'a ait değilse o eser Risale-i Nur külliyatından değildir. Ama üstad yazmıştır. En büyük hikmetler orada bulunabilir. Üstadımızın güzel mübarek emri, bir şeyin çok ehemmiyetli olması için illa sözlerde, mektubatta olması lazım değil diyor. Bir mektupta da en mühim bir meseleyi yazmış olabilir. İşte bunun numunesi bir düstur. Aşıkın, arifin şey muvazenesi. En mühim şeyleri illa mühim eserde yazmış olmak lazım değil. Üstadımızın sözü bu.